Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, FIDE tarafından Avrupa kıtasının üstün başarılı yöneticisi seçildi. Satrançta büyük bir gurur yaşanıyor. Üç Türk kadını Avrupa'nın en başarılısı oldu. Satrançta son 10 yıldır yaşanan büyük değişimin mimarı olan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı TSF Gülkız Tulay, Avrupa'nın üstün başarılı yöneticisi seçildi. FIDE'nin Satrançta Yılın Kadınları ödülleri İnde Kıtalar yarıştı. En fazla ödülü Türkiye kazandı. TSF Başkanı Tulay'ın yanı sıra Türkiye'nin ilk kadın uluslararası satranç ustası Nilüfer Çınar Çorlulu, Avrupa'nın öne çıkan satranç eğitmeni olarak ödül aldı. Satranç milli takım sporcusu Hande Nur Şahin de, Avrupa'nın mücadeleci ruhuyla öne çıkan engelli kadın oyuncusu oldu. Türkiye Satranç Federasyonu, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Avrupa'nın üstün başarılı yöneticisi seçilerek Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Türk satrancının son 10 yılda sergilediği başarı grafiğinin mimarı olan Tulay, Uluslararası Satranç Federasyonu, FIDE tarafından düzenlenen Satrançta Yılın Kadınları ödülleri, İnde Üstün Başarılı Yönetici dalında aday gösterilen isimlerden biri oldu. Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının en iyilerinin belirlendiği ödül programında, TSF Başkanı Tulay, satranç sporunun yaygınlaştırılması için hayata geçirdiği projeler ve başarılı çalışmaları nedeniyle, Avrupa kıtasının üstün başarılı yöneticisi ödülüne layık görüldü. Kıtalar yarıştı, en çok ödülü Türkiye kazandı. FIDE'nin Satrançta Yılın Kadınları ödülleri İnde Kıtalar yarıştı, en fazla ödülü Türkiye kazandı. TSF Başkanı Tulay'ın yanı sıra Nilüfer Çınar Çorlulu, Avrupa'nın öne çıkan satranç eğitmeni olarak ödül alırken, Hande Nur Şahin de, Avrupa'nın mücadeleci ruhuyla öne çıkan engelli kadın oyuncusu kategorisinde ödül aldı. TSF Başkanı Tulay bu iki ödülle ilgili de, yönetim kurulu üyemiz ve Türkiye'nin önemli kadın satranççılarından Nilüfer Çınar Çorlulu ile gerçekten ödülünün hakkını veren tüm engelleri cesurca ve başarıyla aşan sporcumuz Hande Nur Şahin'in ödülleri de mutluluğumuzu artırdı. Ödül programından 3 ödülle dönüyoruz. Türk satrancının değerli iki ismini de yürekten tebrik ediyorum, diye konuştu. Türk satrancının başarısı Avrupa'da örnek oldu. TSF Başkanı Gülkız Tulay yönetiminde Türk satrancı son 10 yılda büyük bir atılım yaptı. Federasyonun çabalarıyla satranç sporu okullardan kahvelere, kütüphanelerden sokaklara hayatın her alanında var olurken, futbol, basketbol, voleybol, handbol gibi en popüler sporlar arasında öne çıktı. Bu başarı grafiği Avrupa ve Dünya şampiyonlukları getirdi ve en parlak sporculardan oluşan, 1000'den fazla ismin yer aldığı bir milli takım havuzu kurulmasını sağladı. Türkiye'nin 81 ilinde sayısız projelerle, 7'den 70'e herkes satranç ile tanıştı. Rekor katılımlı şampiyonalar, turnuvalar, çok sayıda uluslararası organizasyon ve sayısız proje düzenlendi. Okullarda satranç sınıfları açıldı, yeni hayata bir hamle, doğru hamlede buluşalım, sevgi evleri, satranç eğitimini geliştirme, satranç ile mutlu yarınlar, kale gibi gelecek, gören eller gibi başarıyı getiren pek çok proje düzenlendi. Üretilen projeler, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da ses getirdi. Türk satrancının yaşadığı dönüşüm Avrupa'da örnek, başarı modeli olarak gösterilmeye başlandı. Hızla 1 milyonun üzerine çıkan lisanslı satranç sporcusu ile rekor kırıldı. 580 madalya kazanıldı. 2012 yılına kadar sadece 5 büyük usta varken bu sayı hızla yükseldi. Bugün 13 büyük usta, 1 kadın, uluslararası usta ve 3 kadın büyük usta Türk satrancı için büyük başarılara imza atıyor. Türkiye 2016 yılında, olimpiyatlarda 6. olarak Türk satranç tarihinin en önemli derecesini elde ederken son 10 yılda dünyada sayısız başarıya, madalya ve kupaya sahip oldu. Son olarak 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, İnda Genç Milliler, 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanırken, Avrupa şampiyonu olan Türkiye ayrıca en başarılı ülke ödülünü de almayı başardı. Bu şampiyonada özellikle kızlar kendi kategorilerinde tarih yazdı. TSF, sporcularının başarılarının yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyon yeteneğiyle de dünya kamuoyunda adından söz ettiren bir federasyon oldu. Türkiye, uluslararası turnuvalarda ev sahipliğinden memnuniyet duyulan ülkelerin başında geldi.